Evet, geçen yıl Sivas'ımızda bir sözü vardı federasyonumuzun. A milli takımın mutlaka Sivas'ta bir üst klasmanda bir maç oynanması noktasında bu sözlerini tuttular. Ben federasyon başkanımıza, genç spor bakanımıza çok teşekkür ederim, müteşekkiriz. Çünkü Sivaslar bunu hak ediyordu. Sivas'taki spor altyapısı bunu hak ediyordu. Sivas'taki spor tesisleri bunu hak ediyordu. Sivaslar bunu hak ediyordu. Çünkü Cumhuriyet'e giden yolun en önemli mihenk taşı Sivas'tı. Şehir olarak da hazırız. Tabii gönül isterdi ki burası cıvıl cıvıl 27.500 kişi burada tek yürek, tek nefes Sivas ülkemizi, milli takımı desteklemekti. Ama maalesef salgın nedeniyle, küresel bir illet nedeniyle bunu yapamayacağız. Ama burada olmasak da evlerimizde, sokaklarımızda, her tarafta yüreğimiz, gönlümüz, coşkumuz A milli takım için olacaktır. Dolayısıyla bunun bilincindeyiz. Gelen takımımıza da, Macarlı kardeşlerimize de, tarihsel bağımız olan Macar kardeşlerimize de en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Burası da söylediğim gibi Sivas'ımız A milli takımımıza da uğurlu gelecek. Konumu, pozisyonu, itibatıyla beraber gerçekten çok ulaşılabilir bir stadyum oldu. İki sezondur biliyorsunuz burası hizmet veriyor. Ufak tefek eksiklerimiz vardı. Ses sisteminde vardı. Kablolaması, canlı yayın araçlarımızın dışarıda yayın yapmaları noktasında sıkıntılar vardı. Ufak tefek imalatlar vardı. Onları da bitirmiş olduk. Dolayısıyla şu an belki de Türkiye'de stadyum anlamında hiçbir eksiği olmayan stadlardan birisi. Sivas emin şehir, huzurlu şehir, güvenli şehir. Dolayısıyla elbette normal trafiğin düzgün akışını sağlamak, gelen misafirlerimizin kolay ulaşmalarını sağlamak için tedbirlerimiz olacak ama çok da öyle abartılı, şehri yoran bir tedbir almayacağız. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu şehir gerçekten gelen misafirlerine gönlünü açan, kucağını açan bir şehirdir. Bu minvalde normal güvenlik tedbiri alacağız. Abartılı bir tedbirimiz olmayacak. Havaalanı, otel, antrenmanla yapılacağı yer ve stadyumumuz. İlaveten de tarihi mekanlarımızı gezme ihtimaline karşı da arkadaşlarımız hazırlıklar yapıyor. Macarlı kardeşlerimiz olsun, milli takımımızdaki oyuncularımız, teknik heyet yöneticiler olsun, onlarla ilgili de gezi planlarımız var. İnşallah orayla ilgili de gerekli tedbirler aldık. Bu zeminde futbol oynamak tabii çok ki, tabii keyifli ki olur. Şimdi desenini de verdikten sonra daha keyifli olacak. Her gün hemen hemen şey yapıyorsunuz değil mi? Her gün. Aynen abi. Geçen geldiğimde bakın yine. Bakın hiçbir şekilde aksatmıyoruz. Evet. Yukarıda ne varsa aşağıda da olur. Altın altı yani. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. İnşallah uğurlu gelir. İşte.